İnsan suresi 11-12. Artık Allah onlara böyle bir günün şerrinden korumuş ve onlara parıltılı bir aydınlık ve bir sevinç vermiştir. Ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirilmişlerdir. Orada tahtlar üzerine yaslanıp dayanmışlardır. Bu tahtlar evrimden mi oluyor? Hayır tabii ki. Ya hocaya sorsunlar bakayım. O evrimcileri de mi sorsunlar? Kur'an'da evrim var diyenler. Evet. Orada ne yakıcı bir güneş ne de bir dondurucu soğuk görürler. Tam ortada. Bak burada ayarını yapamıyoruz dikkat edin. Evet. Bir soğuyor. Bir... Evet. Orada hep mutedildir diyor Cenab-ı Allah. Elhamdülillah. Hep maşallah. Ilık bir hava var. Meyvelerin gölgeleri onlara pek yakın ve devşirmeleri kolaylaştırılmış da kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmış. Meyvelerin gölgelerinin altında meyve ağaçlarının. Dallarda iyice sarkmış. Yakın böyle elini uzattı mı direkt alacağı şekilde. Zaten o elini uzatan dal da sarkıyor ona. Maşallah. Yani onu alabilmesi için. Maşallah. Çevrelerinde gümüşten billur kaplar. Evrimden mi oldu bu? Tabii ki hayır. Allah yarattı. İnşallah. Kupalar dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki, bak gümüşten billur kaplar ki, yani aynı zamanda cam, gümüş ve billur. Onlar belli bir ölçüyle tespit etmişlerdir. Yani çok düzgün, çok klas. Orada onlara bir kadeh içirilir ki karışımı zencefildir. Tabii çok hoş koku ve tada işaret ediyor zencefil. Bildiğimiz zencefil değil bu. Bir pınar ki orada selsebil olarak adlandırılır. Yani sürekli Allah rızası için dağıtım yapılan bir pınar. Çevrelerinde gençlikleri ve dinçlikleri ebedi kılınmış civanlar dolaşır durur. Hizmet ediyorlar. Çevrelerinde gençlikleri ve dinçlikleri ebedi kılınmış civanlar dolaşır durur. Bunlar evrimle mi yaratıldı? Allah yaratıyor. İnşallah. Sen onları gördüğün zaman saçılmış birer inci sanırsın. Yani o kadar yani inci böyle saçıldığında ne kadar çoktur. Evet, tabii. Pırıl pırıl cennet içerisinde böyle son derece düzgün, son derece güzel, ciltleri pırıl pırıl parlayan, bembeyaz ve çok güzel görünümlü gençler diyor. Sen onları gördüğün zaman saçılmış birer inci sanırsın. Her nereye baksan bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. Her nereye baksa meyve ağaçları, mobilyalar, güzel işlenmiş yastıklar, büyük bir mülk görürsün. Yani müthiş bir zenginlik görürsün diyor cennette. Maşallah. Onların üzerinde hafif ipek ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler vardır. İnce ipek de var, kalın ipek de var elbiseler. Yeşil elbiseler yani cennette hakim renk yeşil. Yeşil elbiseler vardır diyor. Tabii diğer renkler de var fakat böyle tanıtıcı bir renk olarak yeşil var. Ama cennet yeşili bu. Yani çok şiddetle etkileneceğimiz bir yeşil. Yani bizim de bildiğimiz bir yeşil değil. Gümüşten bileziklerle bezenmişlerdir. Böyle kollarında gümüş ama bildiğimiz gümüş değil bu tabii. Çok insana çok hoşuna gelecek bir gümüş. Cennette göreceğiz. Yani cennet gümüşü ayrıdır. Bildiğimiz gümüş değildir. Rableri onlar tertemiz bir şarap içirmiştir. Bu şarap da bildiğimiz şarap değil. Yani alkolsüz, çok zevk veren, çok tadı güzel, kokusu güzel, nefis bir içki. Şüphesiz bu, için, bu sizin için bir mükafattır. Sizin çaba harcamanız şükre şayan, makbul görülmüştür diyor Allah. Tahtlar üzerine bakıp seyretmektedirler. Etrafa bakıyorlar tahtların üstünde Müslümanlar. Müminleri gördükleri zaman müminlere ne diyorlar? Mehdi talebelerine, Allah yolunda olanlara. Bunlar elbette şaşkın sapıklardır derlerdi diyor. Yobazlar, evet. Ahirette cehennemin içindeler. Evet. Bak onlar Müslümanlara ne diyorlar? Müslümanlara. Bunlar elbette şaşkın sapıklardır. Sapıtmış bunlar diyorlar. Yobazlar. Evet. Ama cennet ehline böyle diyorlar. Buruç Gâşiye suresi 8-16. Öyle yüzler vardır ki o gün, öyle yüzler vardır ki nimetle engin bir mutluluk içindedirler. Biraz ısı artırın. Rica edeyim. Harcadığı çabadan dolayı hoşnuttur. Yani soğuğu kaldırın. Sadece ısıtalım, evet.
Bak harcadığı çabadan dolayı hoşnuttur. Tebliğ yapmış, İslam'ı yaymış, Kur'an'ı anlatmış. Hoşnut ahirette, sevinç içinde. Yüksek bir cennettedir. Yükseklik insan hoşuna gider. Evet. Mesela lüks kaliteli evler falan böyle değil mi? Hep yüksekler yapılır böyle. Evet, kartal evet. Yuvası gibi olur yüksek. Yüksekten böyle ovayı seyretmek, yüksekten güzel bir manzara seyretmek güzeldir. Onun için cennet evleri yüksekte. Aşağı yani aşağısı ova gibi görülüyor. Cennet evleri hep yüksekte oluyor. Orada anlamsız bir söz işitmez. Yani böyle ipsiz sapsız bir gün şimdi gelirken yol televizyona dinim. Birisini çıkartmışlar. Zırvalıyor. Sürekli boş laflar. Evet. Sürekli. Konuşuyor. İncir çekirdeğini doldurmaz. Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Cennette her şey durmaksızın devam eder. Kesintisi yoktur. Bu dünyadadır bir şeyin sonun olması. Evet. Orada hiçbir şey durmaz. Sürekli kaynağı devam eder. Durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurulmuş tahtlar vardır. Mesela böyle Bediüzzaman bile ağacın üstünde yapıyor kendisine bir imkan oluşturuyor değil mi? Böyle bir güzel bir oturacak yapıyor ama evet, ağacın evet. Üstünde. Evet. Yüksekte olan bir taht daha güzeldir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere, sonsuz kalmak üzere altından ırmak akan cennetler ve Adnen cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Altından ırmaklar akıyor sürekli. Evlerin içinden akıyor böyle küçük ırmaklar. Adnen cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Son derece güzel evler. Her şeyi Allah yaratır. Cennet evlerini de Allah yaratıyor. Bu cennet evlerini bu adamlar deminki evrimci hocalar, Kur'an'da evrim var diyenler anlatamazlar. Tabii. Bak cennet evleri var. O da evrimden mi yaratıldı? Onu da Allah yaratıyor. Allah'tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. Bak Allah'tan olan hoşnutluk ise Allah en büyüktür. Yani Allah'ı sevmek, Allah'tan hoşlanmak en büyük zevk alacağınız konu budur diyor Allah. İnşallah. En şiddetli zevk alacağınız konu budur. Allah'ı sevmek. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.